Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay lay lay. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan dem alama. Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz. Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara. Ulan çocukluğumuz beraber geçti. Allah'ım aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Ulan delikanlılıkta en yakın arkadaşının kız kardeşine yan gözle bakmak var mı lan? Abicim. Sen sus. Sus, sıra sana da gelecek. Pardon. Sıra sana da gelecek ulan. Nasıl yaptın ulan? He? Hiç utanmadın mı? Hiç sıkılmadın mı lan? Çocukluğumuz beraber geçti lan. Ulan beni arkamdan hançerledin lan! Geberteceğim nasıl? Vur abi vur! Vur! Böyle arkadaş olmaz olsun. Bir de bizden gizlemişler, ah, saklamışlar. Ah, yazıklar olsun be! Yazıklar olsun! İnsan artık en yakın arkadaşına bile güvenmiyor. Fehmi baba, Fehmi baba deyip arkamızdan oyun yapıyormuş ya. Şuraya bak ya. Sus, sus ya, sus! Sen! Sen! İşte böyle adamlar her yerlerde var. Her yerlerde çıkıyor karşımıza. Baba olmak o kadar kolay mı ki? Ucuvat kılıklı. Alçak! Namussuz! Senin ödlek kelleni kancık bedeninden ayıracağım. Abicim yapma lütfen. Hey! Alçak bedenden kancık kafayı çok iyi ayırır ya. En iyi onu yapar ya. Ne var? Seviyorum! Seviyorum diyen dilini kökünden koparırım seni. Abi, ne var? Seviyorum. Lan dilini koparırım seni. Sen de sus. Asalım, asalım. Ay, kız Rukiye abla. Ben anlamıştım zaten. Diyeyim yani ben sana. Boş versene Nurten'cim. Benim okumuş biricik kızıma bir kasetçi parçası ha. Olacak şeydi. SSK'sı bile yok. Bağ kurum var, bağ kurum var. Ergun ne bakıp duruyorsun ya? Çok basit bir şey kardeşim. Bir iddiaya girdik, sen de kaybettin. Sonucuna katlanacaksın. En büyük sırrını söyleyeceksin. Delikanlı gibi. Bekliyorum. Hadi. İçimde fırtınalar kopuyor içimde. Şu arada ne olduğunu bilsen. Şu arada deride ne olduğunu bir bilsen. Herhalde söyleyeceğim ya. Ya bir sindireyim ya. Bir sindireyim ya. Bekliyorum. Oğlum benle mi ilgili? Hayır, evet. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? Olabilir yani. Vay be. En yakın arkadaşımsın.
bütün çocukluğumuz, hayatımız doğduğumuzdan itibaren beraber geçmiş aynı mahallede. Ve senin benle ilgili bir sırrın var. Ve benim bunu öğrenmem için seninle ladese tutuşmam gerekiyor. Hale bak ya. Hale bak. Öyle olmayacak ama vallahi ya. Yok yok, sen beni şaşırtacaksın ya. Sen beni şaşırtacaksın vallahi. Hiç öyle olmayacak ha. Ben boşu boşuna vallahi diyorum ben. Sen öyle bir adam değilsin ha. Bir adam değilim. Sen öyle bir adam değilsin, cansın ya. Vallahi cansın. Tabii tabii. Sen de sevinirsin ya bence. Vallahi sevinirsin ya. Yahu çocuklar. Ne güzel icat çıkarttınız da evlenmeye karar verdiniz ya. Hay Allah sizden razı olsun ya. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Allah! Yani günün birinde Nazlı evlenecek deseler, kim ne diye sorsalar, kesinlikle cevabım tek olur. Ergun. Ergun'u tek geçerim ya. Sağ olasın kayınço, sağ olasın. Ay, sağ canım olasın. Benim. Ay sonunda gördüm kızımın mürüvvetini ya Rabbi. Vallahi sana çok şükür. Hem güvendiğimiz hem tanıdığımız biri ya. Hem de SSK'lı. Oh, Bağkur anneciğim, Bağkur. Git annenin elini öp ya. Acıyordu beni. Ay yakışıklı damadım. Eniştem benim. Ergun çok mutluyum. Canım. Çok mutluyum. Mutlu olmaz mı canım Nazlıcığım yani ya? Mutlu olmaz mı? Ama yani az kalsın gönül koyuyordum yani. Kızım niye söylemiyorsunuz birbirinizi sevdiğinizi? Ay güzelim benim ya. Önemli olan insanın sevdiğiyle mutlu olması değil mi? Tabii ki mutlu olacaksın Nazlıcığım ya. Ya... Meğerse eniştemiz burnumuzun dibindeymiş be. Aslan eniştem. Eyvallah kayınço. Yine de hala kızgınlığım geçmiş değil. Ya niye söylemiyorsunuz madem birbirinizi seviyorsunuz? Biz şu mutlu anı çok daha önceden rahatlıkla yaşayabilirdik. Niye geciktiriyorsunuz? Ya. Benim çok önceden torunlarım olabilirdi ya. Yani. Torun da severdi ya. Bak bak bak. Ben çok söyledim Nazlı'ya. Ya. Yapalım dedim yani. Yani söyleyelim dedim yani. Yani aileye söyleyelim, neyi saklıyoruz Nazlı dedim. Hadi ya dedim, neyi bekliyoruz biz ya dedim yani. Söyledim yani. Sen ne yaptın Nazlı? Sen ne yaptın? Sakladın değil mi? Ben sana da aşık olsun Ergun. Hala kızgınlığım yok, geçmiş yok, değil. Yok yok, bu hınzırın yüzünden hınzır. Sana da kızgınlığım geçmiş değil. Ya ne iyi ettiniz de nişanlandınız ya. Yani var ya ben bunun gibi böyle renkli bir damat nereden bulacaktım ya? Şu ne giyse yakışıyor ya. Ne giyse yakışıyor. Bak, şu gömleğin güzelliğine bak. Şu eyvallah. Pantolonların baba. Renginin güzelliğine bak ya. Adam rengarenk ya. Çok renkli bir damadım oldu. Ya. Çok renkli bir damadım oldu ya. Maşallah ya. Bak ne kadar mutluyuz. Niye sakladıysanız bugüne kadar? Ben seni de anlamıyorum Ergun. Ben öğrenince ne olacak? Hayır ne yapacağım yani? Kafanı mı koparacağım? Yani? Ben o kadar geri kafalı mıyım? Ben yani, o kadar... Hangi çağdayız? Hangi çağdayız yahu? Hangi çağdayız yahu? Aşkın önüne engel olunur mu ya? Vay Allah sen ya! Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Of. Oh. Rahatladık ya. Ben kızı verdim, kurtuldum. Rahatladım ya. Oh. Vay be! Vay be! Vay be! Vay be! Vay be Ergun Flak abi. Koskoca sen bu Ahmet abi engelini açtın. Bak bakayım şimdi ne var bakayım. Hopa! Ben bir Erol Taşpema Sami engelini aşamadım ya. Seni gidi seni ya. Hınzır seni. Sarıl eniştene, sarıl. Yavrucuğum. Sarıl eniştene. Yavrucuğum. Benim. Böyle bir aşka yelken açtığın zaman başarıya ulaşmak için önce metanet, sonra sabır, sonra dirayet, sonra çelik gibi sinirler lazım. Yıkılmayacaksın, yığılmayacaksın.
Vazgeçmeyeceksin. Geri dönmeyeceksin. Sonuna kadar gideceksin. Gideceksin. Ay maşallah. Çok güzel davet olduk ya. Ne güzel konuşuyor ya. Kitap gibi ya. Eyvallah babacığım. Çok güzel eyvallah. Ya. Aferin, aferin Nazlı. Aferin. Ya ben bu lafları var ya, ben 3 senede falan toparlardım ya. Eyvallah. Hepsini bir araya getirmek çok zor. Bir tanedir. Bir sorun değil babacığım. Ben aklıma geldikçe size anlatırım böyle. Sağ olun. Çok iyi oldu ya. Oh, bu çok iyi oldu. Ay be. Tüylerim hala diken diken son laflara. Eyvallah. Ya konuştu ya, kitap gibi. Bir de çevir, o yani çevir, oku. Çevir, çevir oku. Gömlekle falan o lafların bütünleşmesi çok acayip oluyor. Çok. İyi ki konuşmuşsun. Vallahi iyi ki saklamadık ya. İyi ki söyledik kız. Vallahi iyi ki söyledik. Hop. Şakacı. Enişten benim. Eyvallah. Eyvallah Ahmet'im. Ablam benim. Kayınço ya. Halam benim. Kayınço benim. Aslanım benim. Enişten benim. Ortada kaldım. Enişten benim ya. Nazlı. Abi. Koş kız sırrı abi. Enişte. Vay be enişte. Ne söylüyorsunuz ya? Birbirinizi seviyorsunuz. Aşk olsun. Kayınço ya. Adam mı yiyoruz biz burada ya? Vay be. Eyvallah. Anne. Benim canım. Baba. Yavrum. Bence bunu boşa harcamayalım, bir halay çekelim ha. Valla birleşmişken böyle bir şey mi yapsak? Halay çekelim işte. Ergun. 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 Alo. Ne oluyor ya? Oğlum ne sırıtıp duruyorsun ya? Nereye daldın ya? Yok yok, sen hazır değilsin ya, yok. Ne hazır değil? Ya psikolojik olarak hazır değilsin. Ya, kafa olarak hazır değilsin böyle bir şeye. Değilsin, hazır değilsin yani. Ufak ufak tepem atıyor. Hem de çok kötü atıyor tepem. Söylesene oğlum ya. Ya abicim, Allah Allah, iddiayı kaybettin mi? Evet. Sırrımı söyleyeceğim dedin mi? Evet. Söyleyeceğim, zaten söyleyeceğim zaten yani. Hani ne işe yapıyorum, anladın mı hani? Hani. Tamam söyle. Zaten hiç Allah Allah. Allah Allah ya. Sanki ben söylememeye çalışıyorum. Sanki ben kaçıyorum, sanki ben seni oyalıyorum ha. Dışarıdan duyan zannedecek ki bir şey söyleyeceğim de söylemiyorum sanki ya. Tamam. Söyleyeceğim ben. Tamam. Hadi. Söyleyeceğim de. Dene ya. Dene. Kullanırız ya. Hani geleceğim de. Hani böyle... Bunu sormuyorum. Oğlum. Ya hani deriz ya, geleceğim de. Hani arayacağım da. Hani böyle bir de. Böyle bir de ya. Deme ya, tamam deme deme. Her ne diyeceksen deme. Tamam dur dur. Dur bir duralım mı Allah aşkına, bir duralım. Seni bir daha buralarda görmeyeceğim. Defol git! Cehennemin dibine git! İnsan en yakın arkadaşının bacısına yan gözle bakar mı ulan? Güvendik, yeri geldi. Sana bacımızı emanet ettik. Bu muydu ulan arkadaşlığın? Bu muydu adamlığın? Bu muydu insanlığın? Defol git ulan. Senin cezan bu. Buradan gideceksin. Bir daha bu mahalleye adımını dahi atmayacaksın. Seni bu mahallenin 20 kilometre etrafında bile görmeyeceğim. Defol git! Defol lan! Sana gelince küçük hanım, bundan sonra okula gitmeyeceksin. Dizini kırıp evinde oturacaksın. Bizim söylediğimiz bir çocukla izdivaç yapacaksın. Ve en az 4 tane yeğen vereceksin. Al ona! Sen ne bakıyorsun ulan? Defol dedim sana! Defol! Yürü, kıyıdan kıyıdan, güneşe doğru, sıçratmadan, ufaktan ufaktan. Bir bak bakayım ben dışarıda mıymışım? O dışarıdaki bana selam söyle. Kes ulan! Eve. Doğru eve.
gideceksin. Kapatacaksın lan! Delikanlı lan! Ergun, bu muhabbet çok uzadı. Çok gereğinden fazla uzadı ve benim canım sıkıldı. Oğlum, delikanlı gibi bir iddiaya girdik. Kaybettin, adam gibi söyleyeceksin. Ne var bunda ya? Ahmet'im, bak bana sokak ortasına bağırıp durma şimdi. Bak bir iddiaya tutuştuk değil mi biz seninle? Ha. Biz seninle bir iddiaya tutuştuk. Evet. Ve ben iddiayı kaybedersem en büyük sırrımı söyleyeceğim dedin mi demedin mi? Dedin mi demedin mi abiciğim? Bana mı sordun? Dedin lan. Tamam abiciğim, söyleyeceğim zaten. Söyleyeceğim zaten. Bunun için gerginlik yaratma bana. Ya hadi. Bunun için bana gergin... Ya hadi. Yaklaşma. Allah Allah. Ya dışarıdan biri dinlese var ya, oyalıyorum falan diyecek ha. Kolay mı abi, en büyük sırrım ben? Patadanak cart diye söyleyeceğim ya. Allah tamam. Allah, bir sindireyim bin. Tamam. Şöyle yapalım. Hah. Kahveye gidelim. Ben sana bir çay söyleyeyim, çay ısmarlayayım. Çayı içelim. Ben dükkanı bırakamam. Mehmet Ali var. Mehmet Ali kendine bakamıyor, dükkana nasıl baksın ya? Oğlum 15 dakika ya. Yok. Şey yapma sen. Sen git iç çayını. Sen git bir çay iç ya. Tamam, öyle yapalım. Vallahi hakikaten, harbi. Sonra... Şimdi bak ben gidiyorum. Hah. Kendime bir çay söylüyorum, şu tavşan kanı. Oh. Tek şeker. Oh. Yani içiyorum. Hah. 15 dakika falan sürer. Hah. Sonra geri geliyor. Gelme. Bugün gelme daha bugün. Yok. Geliyorum. Bugün gelme artık, git. Geliyorum. 15 dakika sonra geliyorum ve sen bana o büyük sırrını söylüyorsun. Tamam. 15 dakika sonra geldiğimde eğer sen o sırrını bana söylemezsen... Tamam ya. Ben de arkadaşlığımızı gözden geçiririm. Of. Anladın mı? Yeşilçam'a döndün ha. Vallahi billahi ya. 15 dakika. Tamam. 15 dakikada diye de şey yapma. 15 dakika. İçindeki çocuk. Başladı. Ona da çay ısmarla. Benden. 15 dakika. Benden. 15 dakika. Allah Allah. Vallahi sıkıldım senden bugün ha. Vallahi bugün sıkıldım senden. Ya Fehim baba, 40 yıl düşünsem bizim mahallede senin bakkallık yapacağın aklıma gelmezdi ya. Ya vallahi haberim de gelmezdi. Vallahi Fehim abi, firma artisti gibi olmuşsun ha. Ya, ne yapayım ya? Mehmet şimdi tutturdu, ben devredeceğim burayı diye. Ben olmasam devredecek, gidecek ya. Siz şimdi kaç günlüğüne anlaştınız? Ne zaman dönecek bu? Şimdi öyle bir şey konuşmadık ya. İşte dinlenmeye gidiyor. Dinlenince gelecek. Yani o işte 3 ay olabilir. Ne bileyim, 1 sene bile olur. Yani hiç bir şey konuşmadık. Fehim baba, ben de yoruldum. Gel biraz da benim dükkanda dur. Yok ya, ne işim var benim ya? Zaten sabahları çok zor açıyorum dükkanı ya. Çok zor işmiş bu bakkallık ya. Olacak gibi değil. Acayip yorucu. Adam haklı. Adam çok haklı. Çok haklı. Yok. Hiç öyle deme. Hiç öyle deme. Olur mu, bizim işimiz ne kalkırsa, haberin var mı? Biz erken, en erkenimizi açacağız, en geç biz kapatacağız. Yine bu kadar halk eğer kahvaltı yapmazsa ne olur? Kafalar çalışmaz. Kafalar çalışmazsa ne olur? Ekonomi izlemez. Yani anla, bizim en önemli şeyimiz ekonomi olan katkımız. Biz olmazsak ekonomi olmaz. Bu kadar önemli yani. Sami ya, bu ekonomi dedin de senin bu para ne oldu bankere? Gitti değil mi? Kaptırdın onu, uçtu gitti. Sana ne? Sen benim muhasebeci misin? Sana ne oluyor be? Ya Sami, sen de hemen köpürme ya. Hemen kızma ya. Sen parayı kaptırdın ya. Hani para gerekirse biz buradayız demek istiyor ya adam. Ha, sağ ol Fehmi abi. Ha. Yani her zaman lazımsa buradayız. Ha. Ya sağ ol. Eksik olmam. Aslında siz haklısınızdı, ben işte sizi dinlemedim. Ukaha dediniz bana ama niye uyuyun Fehmi abi ya? Hiç benim hayatımda bir ıvıdan para gelmeyince dedim ki tamam ya. Herhalde bu sefer ıvıdan lap 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 gelecek paralar, ben de dönemedim köşeye. Ben paraya yaklaştıkça uyu bir tarafa gittim. Olmadı. Bundan acık sinirliyim, kusura bakma. Çok affedersin. Bundan yani. Ne kardeşim? Sabah akşam çalışmak bizim kaderimiz. Başka yolu yok. Sami, boş ver ya. Boş ver, takma o kafana. Sami, ne yapıyorsun be ya? Aynı baba, benim abi. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Kaka güzel ha. Aynı. 2 tane ekmek alacağım, annem yazsın dedi. Tamam, yazarız tabii ya.
Abi ya. Al bakalım. Al bakalım. İki ekmek yazılacak. İki ekmek. İki ekmek. Evet. Çocuğun anası babası kim? Çocuk nerede ya? Aa, gitti. Çocuğun anası babası kim? Eyvallah ya. Söyleme, ne olur söyleme. Çok rica ediyorum. Ne olur söyleme. Söylemeyeyim de ne yapayım ya? Söylemeyeyim de ne yapayım yani? Sürem tükendi artık. Vallahi dibine geldim ya. Dibine geldim. Vallahi söyleyeceğim, kurtulacağım. Kaçışım kalmadı benim. Çarem kalmadı yani ya. Ergun saçmalıyorsun. Vallahi bak saçmalıyorsun ya. Başka bir şey bul. Ne bulayım ya? Ne bulayım? Ne bulayım? Hayattaki en büyük sırrım bekliyor. Ne bulayım? Ne diyeyim? Biz kardeşiz mi diyeyim? Ne diyeyim ben? Bilmiyorum ki ne diyeyim yani. Ya ben nereden bileyim yani? Neredeyse tutuşmasaydın o zaman madem bulamayacaksın yani. Ya bizim sonumuz... Lades kemiğinden mi olacak? Vallahi bana da o koyuyor, bana da o koyuyor. Yani aşkımızın akıbeti tavuğun bacağına kaldı. Bacağımın neresiyse artık işte. Nerede abim? Kahvede. 15 dakika mühlet verdi. Vallahi doluyor ya. Vallahi doluyor. Yani ben de tükendim. Vallahi ben de tükendim ya. Ben söylemeyeceğim de. Nasıl diyeyim söylemeyeceğim diye. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ne yapayım yani? İyi o zaman. Elveda. Ne elveda, ne kime veda? Ben el miyim, ele... El miyim de bana veda? Allah! Ay Allah'ım yarabbim, sen görüyor musun? Bakkal oldu bizimki. Ay ne güzel işte Rukiye abla. Diyordun ya bütün gün evde evde hiçbir yere gitmiyor diye. İşte ne güzel gidiyor. Akşama kadar da gelmiyor. Daha ne istiyorsun? Ya güzel de işte ama ne bileyim kıyamıyorum. Öyle bütün gün ayakta yoruluyordur. Yazık. Ay sen böyle yazık yazık konuşuyorsun da ne güzel işte sabahtan akşama kadar arkadaşlarıyla. Oh be sen de rahat et böyle. Bakkal karısı olduk bu yaşta olsun. Ay. Ay Allah'a bak. Ay. Rukiye abla. Canım. Asıl ben sana bir şey söyleyeceğim. Heh. Yani pardon, bir şey soracağım. Heh. Nazlı. Sen hiç Nazlı'nın arkadaşlarına dikkat ediyor musun? Yani hani kimlerle görüşüyor falan. Ediyorum. Yani ediyor muyum? Ediyorum. Dur. Ediyorum tabii canım. İşte şey var, Gülden var, o süslü Gülden onunla görüşüyor. Ondan sonra işte üniversiteye gidiyor. Tabii oradaki arkadaşları var. Tabii oradaki arkadaşlarını bilmiyorum. Hani tanımıyorum çocukları. Ama sen neden sordun? Hiç. Yani öylesine. Yok. Sen... Bir şey biliyorsun, bir şeyden dolayı sordun sen bunu. Niye sordun? Ay yok Rukiye abla, merak ettim ben de. Ondan sordum yani sana. Ha. Ya size bir şey söyleyeyim mi ben? Bu Mehmet abinin yorgunluğu var ya, tam Dünya Kupası'na denk geldi ha. Çaktı bakkalı Fehmi Baba'ya mis gibi, kendi gidip İtalya-Polonya maçını seyredecek. Fehmi Baba da dükkanda beklesin. Olur böyle şey ya, ne alakası var? Adam evinde dinleniyor ya, ne alakası var? Olmaz öyle şey. Say ya, ben maçı nerede ve nasıl izleyeceğim? Ya abi gel kahveye, bırak çırağı dükkanı, bir şey olunca çağırır seni. Olur mu ya? Koca dükkan çırağa emanet edilir mi ya? Ne olacak ya? Ne demek bu ya? Bu dünyanın adamı geliyor. Dakika başı adam geliyor ya. Bir yanlış bir şey yapsa ben Mehmet'e nasıl hesap vereceğim ha? Ya Fehmi abi, şimdi bu bakkalın kasasındaki paralar da senin mi oldu? Olur mu şöyle şey ya? Olur mu şöyle şey ya? Allah Allah. Toplayacağım, Mehmet abine vereceğim hepsini. Ya Allah korusun.
Eğer Mehmet abi dükkanı buna bıraksaydı var ya, dönüşte bir kuruş bulamazdı vallahi. Abi yakıştı mı bu söylediğin? Çok ayıp ettin. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Tabii canım, tanıyamadım. Çok ayıp ettim. Yani hiç anlam. Hoş geldin Nazlıcığım. Hoş bulduk anneciğim. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Nurten doğru söyle, sen Nazlı'yı biriyle falan mı gördün? Yok canım. Kimle görebilirim ki ben Nazlı'yı? Nazlı gel bakayım buraya. Ne diyor Nurten abla? Bilmem. Ne diyor? Ne diyorsun Nurten ablacığım? Ben bir şey demiyorum Nazlıcığım. Herkesin kendi hayatı diyorum. Ne diyebilirim ki? İlk defa düzenlenen Marmaris Festivali önümüzdeki yıl muhakkak... Abi sessiz oku ya. Ya tamam oku sen, ben ona bakayım. Allah Allah. Bak bak, yarınki maçlara bak. İtalya-Polonya, Dünya Kupası futbol maçını naklen yayın. Of! Brezilya-Sovyetler Birliği Dünya Kupası futbol maçını naklen yayını. Aa bak ne diyor? Bütün sponsorları ekran başına böyle çekecek diyor. Niye? Renkli yayınlanıyormuş. Ha tamam. Maçlara bak. Of! Çok iyi maç ya. Sevilla'dan da naklen renkli renkli yayınlanacak diyor abi ha. Brezilya kesin alır maçı. Yok, Sovyetler daha iyi. Nesi iyi ya? Ben sana kadroyu sayayım mı? Bak, Carlos var, Perez var, Juninho var, Zico var, Edvaldo var. Her şeyi boş ver, Sokrates var, Sokrates. Sovyetler'de kim var? Devrimci ruh var, disiplin var. Disiplin, disiplin. Allah Allah, ilk defa diyorum. Hangi kanatta oynuyor bu disiplin? Çok kal. Ya bir şey soracağım. Bu Sovyetler komünist ya, her şeyi paylaşıyorlar. Biri gol atınca golü de mi paylaşıyorlar? Evden gel. Evden de gel. Aman ne komiksin Mustafa abi, ne komiksin. Öldüm gülmekten. Bak bak, ya. Bak ne diyor. Mesut gel gel. Dur ya, oğlum, dur, dur yırttın gazeteyi. Dur be oğlum, bırak. Ne bırak lan? Abi babam bak, ne diyor burada bak. Renkli TV izleyebilenler yarın bayram yapacak. Renkli televizyonu olanlar, izleme olanağı bulanlar... bayram yapıyor. Çünkü televizyon bugün tam 3 saat 45 dakika renkli yayın yapacak. Öncelikle 18-15'te İtalya-Polonya Dünya Kupası karşılaşması naklen yayınlanacak renkli. Bundan sonra ekranlara son anda bir değişiklik olmazsa ha bak tutkular renkli olarak gelecek. Renkli tutkular. Günün son renkli yayınıysa Brezilya-Sovyetler Birliği karşılaşması olacak. Önerimiz eğer renkli televizyonunuz var ise veya bir tanışınızda, bir yakınınızda izleme olanağı var ise yarın gece ekran başından ayrılmamanız. Var mı renkli televizyon? Yok abi. Sende var mı? Ha. Yok. Hani renkli televizyon alıyordun kahve? Hani? Hep laf, hep laf. Konuşma lan Demet. Alacağız dedik işte. Ama butik Ali getireceğim dedi. Bir gitti, bir daha da haber gelmedi abiciden. Hep yarım laflar, hep alacağız, geleceğiz, getireceğiz dedi. Şöyle efendi gibi konuşsana. Alacağım, getireceğim. Getireceğiz dedi. Böyle hep yarım yarım laflar. Hani televizyon? Yok. Oğlum çok meraklı. Sen al bir tane renkli televizyon evine, otur kendi kendine izle. Allah Allah. Hatta bizi çağır, biz de izleyelim. Ya Mesut abi, geldik buraya. Renkli renkli izleyeceğiz diye oyalıyorsun bizi ya. Hep fossun be abi, fossun. Lan Nevzat, ne biçim konuşuyorsun öyle fosmos? Sen Mesut abinin ne zaman bir yamuğunu gördün oğlum? Biz söz verdik mi yaparız. Tamam, yarın akşam size Brezilya maçını naklen... TRT'den canlı olarak izletecek Mesut abinizi ya. Allah Allah, tamam izleteceğiz. Söz verdik ya. Renkli ama. Evet, renkli. Ya bırak abi. Bu butik getireceğim dedi, getirecek bu sefer. Kesin getirecek ya. Ama getirmesin. O butiği var ya, çok fena yapacağım ha. Böyle Cüneyt Arkın gibi bir dalacağım ona. Hatta dalacağım, döveceğim. Onun anasından emdiği sütü burnundan getireceğim. Bravo. Boş. Hadi inşallah. Ya şu renkli televizyon denen şeyi acayip merak ediyorum ya.
TRT Dünya Kupası'nı renkli verecek. Biz hala siyah beyaz seyrediyoruz ya. Acayip merak ediyorum ya. Ya Çeçi, şaşırıyorum sana ya. Abi renk istiyorsan niye tiyatroya gelmiyorsun ha? Niye? Televizyon, televizyon, televizyon. Tutturmuşsunuz bir televizyon diye. Gıcık oluyorum şu alete ya. Ya, affedersin. En son ne zaman tiyatroya gittin? Söyler misin bana? Allah'ım ya Rabbim. Ben sana Dünya Kupası diyorum, sen bana tiyatro diyorsun abi ya. Zico, Sokrates, Maradona, Rossi, Altobelli. Bu adamlar bir tiyatro yapsın, gitmeyen Çağatay ne olsun? Tiyatro televizyonla zor baş eder Niyazi. Her evde bir renkli televizyon düşün. Ve her renkli televizyonda onlarca kanal düşün. Batır abi, şaşırıyorum sana da. Sana da şaşırıyorum. Ya hangisi bir Shakespeare, bir Dümbüllü, bir Haldun Taner, bir Ferhan Şensoy eder ha? Hangisi ya? Yapmayın. Ne olur yapmayın şunu ya. Teknoloji tiyatrodan hızlı Niyazi. 500 yıldır başka Shakespeare geldi mi? Ama bak, renkli televizyon ve video geldi bile. Evet ya, bir de şimdi şu video var. Acayip bir şey abi ya. Film takıyormuşsun, istediğin zaman istediğin filmi seyrediyormuşsun ya. Süper değil mi abi ya? Evet, bir de video çıktı. Bir de hayatımıza video girdi abi. Ya bu teknolojinin bir sonu yok mu ya? Bir yerde durduralım lütfen bunu ya. İnsanoğlu olarak uzaya gittik ya biz. Abi, Amerikalılar bir film çekmiş, E.T. diye. O filmde uzaylılar dünyaya geliyormuş. Yani Türkiye'ye girmedi daha, yakında girer. Biz de görürüz de. Yani ne işimiz var uzayda? Bak onlar buraya geliyor rahatlıkla. Onlar gelsinler, biz gitmeyelim. Senin tiyatroya seyirci lazım tabii. Kızma Niyazi, kızma, sakin ol. Kabul et. İnsanoğlu kamerayı keşfetti artık. Gün gelecek, herkesin elinde bir kamera. Herkes kendi filmini çekecek. Bizi bitirecek abi. Bu teknoloji bitirecek. Tiyatroyu da bitirecek. Sanatı da bitirecek. El emeği, göz nuru sanatı bitirecek ya. Sen niye bu kadar şey yaptık ki abi ya? Ben sahnelerin kapanmasından korkuyorum ya Çeçi. Tiyatroların kapanmasından korkuyorum. Yok artık. Evet. Süren doldu. Hadi. Ya hadi. Vallahi sıktın bunaldın, bayıldın. Aha da müşteri geldi vallahi. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Müşteri veli nimetimiz. Müşteri var yani o yüzden. Yoksa tam söylüyordum, müşteri bekliyorum, geldi. Bekliyorum. Ya git bir çay iç. Allah aşkına şey yapma. Bekliyorum. Sen bekliyorsun diye ben müşterimi... Müşterine bak, bekliyorum hadi. Hadi. Ben nasıl yaşayacağım böyle acaba? Ben nasıl yaşayacağım yani? Ay ben nereden sevdim Ergun'u ya? Nereden sevdim ben ya? Sevmez olaydım. Süper seçim valla. Ercan Turgut yazıyor ya. Bana kalsa parantez içinde bıyıklı Elvis diye eklerim vallahi bile. Ayrıca kasetimiz garantilidir. Bundan da haberiniz olsun. Teşekkürler. Unutmayın, Ergun plakta çalınmayan müzik henüz bestelenmemiştir. Eyvallah, kolay gelsin. İyi günler. Bereket versin. Nerede kalmıştık? Hakikaten ya, nerede kalmıştık? Bu Gülden meselesi de nerede kalmıştık? Konuyu değiştirme oğlum. Allah'ım, ya Rabbim, ya Resulallah. Ya konuyu değiştiren sensin kardeşim. Konu başka, konu başka. Kız sözlendi diyorum. Kız evleniyor diyorum. Sen hala benim sırrımın peşinde koşuyorsun. Sırrında sırrın, sırrında sırrın. Sanki sırrım dünyanın sırrı ya. Ya kız evleniyor diyorum. Bir şey yapsana ya. Ne yapacağım ya? Hasbinallah, hasbinallah. Allah'ım bunun beyni durdu. Sen bunu akıl fikir ihsan eyle ya Rabbim. Ne demek ne yapacağım ya? Gitme de, yapma da, etme de. Aşk de, kalp de, yürek de, delikanlılık de, anılar de, geçmiş de, yaşanmışlık de. Amma uzatıyorsun be. Sözün nedir oğlum?
Kaybettin, sırrını söyleyeceksin, bu kadar. Ya sır. Müdahale etsene şu işe. Sır. Müdahale. Sır. Müdahale. Sır. Müdahale. Ya vur şu yumruğunu masaya ya. Vurduk bile oğlum. Nasıl yani? Konuştun mu? Tamer midir nedir ne? Karın ağrısı var ya bir tane, cacık. Evet. Konuştum ben onunla. Kaybol. Sanıyorum onu çok yakın bir zamandan sonra artık hayatımızda hiç görmeyeceğiz. Helal sana be. Dur. Helal sana be. Nazlıların evi burası. Ben ona bir uğrayayım, sonra görüşürüz, olur mu? Tamam aşkım benim. Evi beğendin ama değil mi? İçine sindi. Evet evet, beğendim. Çok sağ ol. Hep Boğaz manzaralı bir evde oturmak istemiştim. Aşkım, seni böyle mutlu görüyorum ya, ben de çok mutlu oluyorum. Evi tuttuk artık. İçini istediğin gibi döşeyebilirsin. Çok teşekkürler. Tamam, hadi git artık. Arkadaşını bekletme. Eyvah, yine bana kaldı bu ya. Deniyor hala, niye Gülden'in etrafındaki ya? Ben ona defol git dedim. Bir ev mev diyor, bir şeyler diyor, duydun. Ev mi tutmuş bunlar? Tutmuşlar abiciğim, ev tutmuşlar. Hem de Boğaz manzaralı ha. Vay be. Ergun! Gülden'deki hayata... Hayır, yok hayır, o anamı söylemedim ya. Benim öyle bir hayalim vardı da yani, kıskandım. Kendi kıskançlığım ya, benim kıskançlığım. Yani... Demek ki para var ama yani herifte. Ya Ergun ya! Para var demek ki, para var, parası var ya, bir şey demedim. Allah Allah. Sen ne yaptın, konuşacaktın çocukla? Konuştun mu sen çocukla? Konuştum. Hah? Geçen bunlar yine pastanede oturuyorlar. Aynı muhabbet yine, ev mev, ne o Arnavutköy'de mi ne? Hah. Aynı Boğaz'a karşı ev durumları. Girdim işte ben pastaneden içeri. Arnavutköy'de muhteşem bir daire buldum. Boğaz manzaralı. Tam senin istediğin gibi. Orayı tutmayı düşünüyorum. Sen ne diyecektin bana? Ben... önemli değil ya, sonra söylerim. Tamam o zaman. Hadi yeni evimizi görmeye gidelim. Ya... Tamer miydi? Evet, Ahmet'ti. Ahmet'ti galiba değil mi? Doğru. Sen şöyle bir otursana, iki dakika bir konuşalım biz seninle. Tabii. Ben dışarıda bekliyorum seni. Geliyorum hayatım. Buyur, dinliyorum. Buyuruz. Sen iyi birine benziyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gördüğümüz kadarıyla halin vaktinde, yerinde, Allah daha çok versin, gözümüz yok. Böyle Boğaz'a karşı evler falan. Neredeydi? Arnavutköy. Arnavutköy. Arnavutköy'de ev mev tuttuğuna göre Allah daha çok versin. Sağ ol. Tipin de düzgün. Dıştan bakınca bayağı böyle seni bir adam madam zannederiz yani. Şimdi bilmen gereken bazı şeyler var. Neymiş? Sen burada yokken ben vardım. Ne demek istiyorsun? Nasıl yani? Şöyle ki... Ben ilkokuldan beri Gülden'le beraberim. Çok eskiden beri aynı mahalledeyiz biz ve Allah nasip kısmet ederse ben Gülden'le evleneceğim. Nasıl yani ya? Baspa ya. O zaman benle niye evleniyor? Senle evlenmiyor. Sana öyle geliyor. Saçmalık bu Ahmet. Tabii ki saçmalık canım. Saçmanın daniskası. Kız ne yaptığını bilmiyor. Yapmak istemediği bir şeyi yapıyor. Zaten şimdi üniversiteye gidiyor. Bırak kız üniversiteye gitsin. Üniversiteden dinle bir. Üniversiteden mezun olsun. Sen de kalk. Paşa paşa Amerika'na git. Orada kafana göre bir kız bul. Onunla evlen. Gülden'le değil. Anladın mı? Ben Gülden'i seviyorum. Uzatma. Uzatma. Gülden'le evlenmeyeceksin.
Otur. 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 Gülden'le evlenmeyi aklından çıkar. Ben Almanya'daydım ya. Böyle sana mail etti zannediyorsun sen. O sana öyle geliyor. Kızım biraz kafası karışık. Ne yaptığını bilmiyor. Ona biraz zaman tanımak lazım. Anladın mı? Anlıyorum. Bak Ahmet. Heh. Ben kavgacı biri değilim. Güzel. Bu söylediklerini düşüneceğim. Düşün. Gülden'le de konuşacağım. Ha. Git konuş. Paşa paşa. Efendi efendi Allah'a ısmarladık de. Vedalaş. Sonrası Tamer'di değil mi? Tamer. Sonrası Tamer'ciğim. Tak sepeti koluna. Herkes kendi yoluna. Hadi. Güzel. Hem kahveyi yapmışsın. Hem gerekli ilgiyi ihtimam göstermişsin. Bayağı da medeni davranmışsın yani. Ben çoktan ağzını burnunu kırmışındır. Hikayenin sonlarında dişlerini toparlayıp eline bir vermişindir. Onları köpek dişleri, az dişleri diye gruplarına ayırtmışındır falan diye düşünmüştüm. İyi ucuz yırtmış yani çocuk vallahi. Olur mu canım? Sonra Gülden ne der ya? Otur. Ha o yüzden. Tabii canım. Gülden ne der diye. Evet. Yoksa onu bükerdin sen çünkü. Herhalde. Bir esnettirdin onu sen. Kırardım herhalde. Muhtemelen. Muhtemelen. Ama o dedi yani ben tamam dedi gideceğim Gülden'le konuşmamış mı yani? Ya konuşsa böyle olur mu? Konuşsa ev tutarlar mı? Ya düşsene gidiyor konuşuyor üzerine ev tutuyorlar. Hiç mantıklı geliyor mu sana? Bir mantıklı geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Bir düşünsene. Arada sırada yaptığın bir şey. Bir yap bir. Bir düşün bir. Peki bu dümbelek ne gitti de ne söyledi Gülden'e? Niye bu kadar uzun konuştunuz? Ne söyledi Ahmet sana? Kötü bir şey mi söyledi? Bırak onun peşini falan mı dedi? Hayır hayır. Niye öyle bir şey söylesin ki? Yok şey... Yani ben Ahmet'i çok eskiden beri tanırım da hani... öyle şeyler söyleyebilir. İyi söylemediyse iyi. Yani ne de olsa burası küçük bir mahalle değil mi? Amerika değil. Ahmet iyi çocuk. Düğünümüze gelmek istiyormuş. Mutluluklar diledi. Düğünümüze mi gelmek istiyormuş? Evet, öyle söyledi. Gidelim mi Gürden? Hiç konuşmadılar. Belki de başka şeyler anlattı. Belki de çocuk konuştu da Gülden umursamadı. Belki. Yani umursamıştır canım. Umursamıştır da konuştuysa umursamıştır. Konuşmadıysa neyi umursayacak ya? Umursamıştır canım, umursamıştır. Niye umursasın ki? Sen niye umursasın? Para çocukta. Zenginlik çocukta. Varlıklı çocuk. Gülden benimle evlenince ne olacak ki? Bu mahallede şuradaki evlerden bir tanesinde oturacak. Onunla evlenince Boğaz manzaralı evde oturacak. Büyük. Rahat bir evde. Yok yok şey yapma ya. Niye umursasın ki? Yok oğlum ya. Olsun. Gülden. Hı. Hiç konuşmuyorsun. Ne oldu? Farkında değilim. Ne bileyim. Yok bir şey. Hani ev bakmaya gidiyorsunuz. Tutacaktınız falan. Ne oldu? Tuttunuz mu? Tuttuk, tuttuk. Ya. Hmm. Nasıl bir ev? Yani... Manzarası falan nasıl? Aman bildiğin ev işte, boş ver ya. Konuşmaya değmez. Bir şey soracağım.
Şey soracağım. Abim hiç konuştu mu seninle? Yok, konuşmadı. Ama Tamer'le konuşmuşlar. Tamer'le mi konuşmuşlar? Ya. Ne konuşmuşlar? Havadan sudan. Mahallemizin kızıdır demiş. Ona çok iyi bak, yoksa gözümüz arkada kalır demiş. Tebrik etmiş. Mutluluklar dilemiş bize. Abim tebrik etmiş. Evet, abim. Selamünaleyküm dayı. Oh, aleyküm selam, buyurun ya. Şey alacaktık biz. Nohut alacağım. Nohut ne kadar? Bir kilo olsun. Bir kilo verim ya. Verim, hemen verim kardeşim. Çok güzel nohuttur ha bu. Sen söyleyene kadar buradan gitmiyorum. Allah Allah, taktın sırrım da sırrım, sırrım da sırrım ha. Vallahi canın sıkılınca sırrıma takıyorsun ya. Ya tamam söyleyeceğim ya. Tamam, benim en büyük sırrım. Aha da valla telefon çalıyor ya. Duyuyorum, bırak çalsın. Ya telefon çalıyor. Ya tamam, çalar çalar susar söyle. Allah Allah. Ya oğlum, buna tam söylüyordun ya, hadi. Ya buna çalarken bakmak lazım. Çaldıktan sonra baktım. Ben nereden anlayacağım kim söyle, aradığını? Söyle. Ya saçmalama. Vallahi acı acı çalıyor. Ne haber? Acı acı çalmış. Gayet normal çalıyor. Allah Allah. Benim telefonum sesini benden iyi mi tanıyacaksın ya? Acı acı çalıyor işte. Çekil, bırak. Bırak. Ya bırak, çalıyor. Allah Allah. Alo. Başka bir şey var mı? Bir kilo daha bulgur alayım ben dayıcığım. Verim. Tamam. Evet. Ha, bulgur şimdi iri mi olsun da? Aa, nereye gitti bunlar ya? Nohutu da almamışlar ha. Hayret bir şey ya. Ne, tam karar veremediler. Verseler alır giderlerdi. Ya, bu hayveye çalıştırdılar biz de ya. Aa. Paralar. Aa. Babacığım nasılsın? Hayırdır baba, ne oldu? Oğlum sen geç dükkanda dur, ben geliyorum hemen. Ya. Çatatoy, şey diyorum ya, hafta sonu diyorum plaja mı gitsek he? Ya ne plajı Allah aşkına ya, ben Dünya Kupası'nı seyredemiyorum ya.
İzlesen ne olur, izlemesen ne olur. Batı Armani alacak kupayı. Nasıl alıyor abicim? Brezilya var, Arjantin var. Kolay değil o işler yani. Ben sana ya. Onların karşısında Alman panzeri var, Rumenige var. Einzun Ortoa. Kolay değil abicim o işler, kolay değil. Aa Şahin, hoş geldin. Oh, Elvan, hoş buldum. Şey diyeceğim ya, hafta sonu diyorum. Plaja mı gidek he? Plaja mı? Ah, plaj. Ama Şahin, ben gelemem. Ya biliyorsun babamı, duyarsa çok kızar. Niye ya? Bak işte Çatatoy gelecek, Sevda gelecek. Nasıl ben varım, sen varsın. Dur, dur. Gelir mi ki Sevda? Tabii ki de gelir, merak etme. Ama yani Şahin, beni biliyorsun, ben gelemem. İyi ya. Gelemezsen geleme. Çatatoy, biz seninle erkek erkeğe gidelim ha, plaja. Tanımadığımız insanlar falan olursa onlarla tanışırız. Ondan sonra acı bıcı yaparız orada böyle. Yüzeriz plajda falan. Çok iyi, çok iyi fikir. Erkek erkeğe gidelim biz oraya. Hadi ya. Şimdi ben düşündüm. Aslında ben de gelebilirim. Yani babama bir bahane uydursam olur herhalde, inanır. Evet, evet, yok. Ben kesin gelirim. Siz beni de geliyormuşsun tamam, gibi tamam, düşün. Bak. Merhaba Ahmet, ne haber? İyidir Basri abicim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Gel bir çay söyleyeyim sana. Teşekkür ederim, sağ ol. Fehmi abi yok mu? Yok, valla karakola kadar gitti ama niye gitti bilmiyorum. Şimdi komiserim, o bir tanesi beni lava tuttu. Beni böyle oyaladı, oyaladı. Ötekisi de sanıyorum arkamdan dolandı, çekmeceden parayı aldı ya. Bravo. Geçmiş olsun Fehmi abi. Ördek yapmışlar sana. Evet. Ördek. Ördek yapmışlar sana. Hayır. Şimdi 20-25 bin lira gitti ya. Ya komiserim ne olur ya. Şu bizim ördeği bir bulun ya. Fehmi abi, 20 mi 25 mi? Ona göre zabıta geçeceğim. Ya ne bileyim işte orada sabahtan beri kaç gün, 1-2 ne bileyim işte bir şey 20-25 falan gibi bir şey. Ya Fehmi abi, sen de o kadar parayı niye çekmecede tutuyorsun ya? E nereye koyayım ya? Nasıl nereye koyayım ya? Kötür evinde dursun Fehmi abi. Kötür evinde dursun. Hem bakkallık senin neyine ya? Ya neyine yani? Sen emekli adamsın. Yapamazsın, hayır yapamazsın. Yapamamıştın zaten. Ya tamam işte komiserim ya, ben Mehmet'e ne diyeceğim ya? Ya komiserim, bulun şu hırsızı ya. Ne olur bulun ya. Şimdi bak, ya Mehmet de ben aldım zannederse. Olabilir, sanabilir. Vallahi ben bile bir an düşündüm. Şüpheci olmak lazım. Saçmalama Selahattin, Selahattin Bey. Saçmalama yani. Koskoca Fehmi abi böyle bir şey yapar mı? Ne ya de? Komiserim, bu mesleğin özünde var şüpheci olmak. Her ihtimali düşünmek lazım. Selahattin Bey, ben o ihtimali düşündüm. Düşündük o ihtimali biz de yani sonuçta Fehmi abi yani, Fehmi abi. İşte ya, işte ya. Mehmet de böyle düşünürse adamın kafasında eğer bu hırsız bulunmazsa hep böyle bir soru işareti kalacak ya. Ya Fehmi abi, bunlar profesyonel ya. Bunlar profesyonel, bunlar var ya. Kendi semtleri hariç bütün İstanbul'u dolaşırlar bunlar. Yani yakalanmaları çok zor. Ama tabii senin hatırın için bunları araştıracağız. Bakacağız bunları. Yakalayacağız, yakalayacağız. Dur, dur bakalım, dur. Robot resim alalım mı başkomiserim? Çatlama Selahattin, alacağız. Selahattin Bey, beycim lütfen. Fehmi abi, sen de anlat bakalım o tipleri. Biraz tarif et bize, nasıl bir adamdı bunlar. Sen de git o Yusuf'u çağır. Çağır Yusuf'u, robot resmi çözsün bize. Emredersiniz başkomiserim. Şüpheciymiş. Git. Afiyet olsun. Eyvallah Sinan. Abi, Tez diye bir film gelmiş sinemaya da. Gitsek mi? Tez değil o, gideriz de. Tez o, tez. TEZ değil mi abi film? TEZ değil yani, üniversitede verdiğin o doktora tezi gibi değil yani. Ha. Tez, iki S'li. T-E-S-S. Nastasya Kinski. Evet. Gidelim mi abi? Gidelim de daha bizim sinemaya gelmedik ki o. Büyük bir sinemada seyretmek lazım onu. Ne bileyim mesela Emek Sineması'nda. Emek Sineması hangisiydi abi ya? Var ya Beyoğlu'm, karşıda, Yeşilçam Sokağı'nda, Beyoğlu'nda. Büyük, hani tavanı yüksek, tavanında varaklar var. Ya Jaws'ı seyretmiştik orada beraber. Ha, Jaws deyince tamam, tamam hatırladım abi, hatırladım. Güzel sinema. Güzel olmaz mı ya?
Aslında her filmi onunla seyretmek lazım, biliyor musun? Evet. Yani tamam, sahibini tanıyoruz. Bizim sinema iyi, güzel, hoş da ama bir yerde dandik yani. Düşünsene, Emek Sineması'nda seyrediyorsun her filmi. Akustik mi ne bir şey varmış. Onu gerçi Basri abi daha iyi bilir ama böyle sesi o kadar gerçekçi duyuyorsun ki. Ne kadar ilginç değil mi? İnsanlık geliştikçe gelişmeyen ender şeylerden biridir mimarlık. Yüzyıllar önce yapılan binalardaki, camilerdeki estetik artık yok. O özen, o işçilik, o ustalık artık kalmadı. Artık her şey şıpın işi. Betonu döküyorsun, binayı dikiyorsun. Doğru söylüyorsun Basri abi. O eski özen yok. Halbuki eski binalar öyle mi ya? İçine bir giriyorsun, hayır bir havası var. Evet, haklısın. Ama gün gelecek, tarihi mimarinin modern dünyayla ilgili mücadelesini beton kamyonları kazanacak. Ya ne demek? Yani Emek Sineması olmayacak mı yani? Olur mu canım öyle şey? Birçok şey yıkılacak. Ay kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ben ne kadar sevindim biliyor musun? İyi ki annen iş çıkmış da seni bana bırakmış Zeynep'ciğim. Çok güzel oldu, hoş geldin sen. Bak! Bak kim geldi bak. Ay misafirimiz mi gelmiş, hoş geldin kuşum. Ne haber Zeynep'ciğim? İyi. Ne yapıyorsun? Bak. Ne kadar güzel misafirlik, bir hanım hanımcık oturmak bir gör. Değil mi? Ay bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir şey. Sen bir döner misin? Bakayım. Bak, bak. Nazlı bak. Bana bak. Oo, bir de şunu gel bakayım. Bir de böyle gör bakayım. Ayaklarımı görmek ister misin? Bana göster bakayım neyimi? Ayaklarımı. Bak ayaklarına bak. Ayakkabılarına. Bak, göster ayakkabılarını. Orada. Bak orada. Bak yeni almıştı annesi. Yeni almış. Onu göstereyim. Gel. Çok gel. Hadi. Onlar pistir. Gel kuşum gel. Gel. Ne yapayım ben sana? Neler yapayım ben sana? Ne istersin? Şeker. Şeker. Şimdi şeker kolay. Sen şekerden başka bir şey daha bir düşün bakalım. Canın ne ister? Birazdan karnımız acıkacak. Ondan sonra bir şeyler yiyelim. Üstüne şeker yiyelim. Olur. Ne yemek yapayım ben sana? Tatlı. Yemek de mi tatlı olacak? Ama önce bir karnımızı doyuralım. Mesela bak sayıyorum. Köfte olabilir. Makarna olabilir, pilav olabilir. Oy. Oy. Elin soğuk Nazlım, sen de Allah Allah. Bunlardan bir tane bir yemek iste de ben sana onu yapayım be Nazlıcığım. Ay aman Nazlıcığım diyorum. Nazlı'nı küçük döne benzettim, seni küçük döne benziyor. Şey Zeynep'ciğim, ne yapayım ben sana söyle. Pilav. Pilav. Tamam, pilav çok kolay. Yanına azıcık da köfte yapayım. Of. Köfte. Köfte. Tamam. Pilav ve köfte. Hemen siz güzel Nazlı ablanla oturun. Ondan sonra cıma benim ondan mutfakta. Ondan sonra kola. Tamam. O da olur. Ben mutfakta azıcık işim var. Yapayım geleyim. Tamam mı? Yok anneciğim ben gideceğim. Yani öğrenci işlerine gideceğim. İşim var benim. Okula gidiyorum. Olmaz. Gideceğim. Ha. Yapacak bir şey yok. Tamam. Biz Zeynep'le otururuz o zaman. Tamam. Tamam. Kuşum gidiyorum ben. Tamam. Kendine iyi bak. Yanak. Yanak var bir tane. Oy. Hadi görüşürüz anne baba. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi. Hadi görüşürüz bakalım. Zeynep'ciğim. Şimdi ben pilavla köfteyi yapacağım sana ama. Kola da yap. O kola da yapacağım tamam. Ondan sonra ama mutfakta... Ama siyah kola. Nasıl? Siyah kola. Siyah kola mı? Onu bilmiyorum. Nasıl oluyor? Böyle karıştırıyorsun, tuz atıyorsun. Ondan sonra bir tane bir tatlı atıyorsun. Ondan sonra bir yemek atıyorsun, pilav atıyorsun. Ondan sonra tabağına koyuyorsun, pişiyor, işiyoruz. Aa, çok da kolaymış. Ben bunu bir deneyeceğim şimdi. Tamam. Tamam. Ben şimdi bir süte bakıp geleceğim. Sen burada beni iki dakikacık bekle. Uslu uslu otur. Tamam. Burada otur bekle, tamam mı? Tamam. Hemencik gel. Hemencik geliyorum. Hemencik. Hemencik geliyorum. Şimdi komiserim,
Fehmi abi, sen bana ikide bir komiserim diyorsun ama... Yıldızlar üç oldu, başkomiser oldu. Ya kusura bakma ya, buradan başı görmedim de ondandır. Şimdi sayın başkomiserim, şimdi ben ikinci adamı çok göremedim ya. Suratını çok göremedim. Bıyık var mıydı acaba ya bunda? Ha? Bana mı soruyorsun şimdi Fehmi abi? Yani bak, sen şimdi tecrübeli bir bakkal olsaydın... ...her müşterinin yüzüne bakardın. Sen emekli adamsın Fehmi abi. Ne işin var bakkallan ya? Memur adam aydan aya aldığı paraya bakar diyeceğim ama... ...Fehmi abi paraya da bakmamış ki ya. Bıyığı vardı ya. Tabii. Ya bıyığı vardı. Var. Dur. Hemen çizme, dur. Vardı. Yoktu ya. Yok ya. Yok mu? Yoktu. Yokmuş. Fehmi abi var mıydı, yok muydu? Yok. Çizme. Yok. Yoktu. Yok. Galiba yoktu. Çınaraltı karakolu. Benim? Çınaraltı polis karakolu. Ha. Karakol. Evet. Evet burada. Tamam. Selahattin Bey, size telefon. Bana? Evet, buyurun. Polis memuru Selahattin. Evet. Evet. Emin misiniz? Tamam. Ben mutlaka sizinle irtibata geçeceğim. Tamam. Gerekirse atlar Ankara'ya gelirim. Tabii. İyi günler. Hayırdır Selahattin? Bu ne heyecan? Kim diyorlar ya? Gönül'ün babasını buldum galiba başkomiserim ya. Kızını arayan biri mektup yazmış. Soy ismi de Gönül'ünkiyle aynıymış ya. Değil mi? Aferin sana. 1,5 sene sürdü. Adam ölmeden buldun onu, değil mi? Şimdi başkomiserim ya, şu bizim ördekleri bulsak ya. Ha? Ördekleri bulacağız Fehmi abi. Ördekleri bulacağız. Da iyi de sen daha bıyığı hatırlayamıyorsun. Onu bana soruyorsun. Bıyıklı mıydı, bıyıksız mıydı? Nereden bileceğiz? Ben sana diyorum, emeklisin mi? Fehmi abi, ne işin var bakkallan çakkallan ya? Ya Mehmet'e ne diyeceğim ben ya? Hay Allah ya. Sen oraya bir bıyık yap ya. Şöyle güzel bir bıyık yap bakayım ya. Bir koyalım bakalım. Yok ama dur. Öyle acele etme ya. Dur. Yoktu onda bıyık galiba ya. Ha? Var mıydı, yok muydu Fehmi abi? Onu biz nereden bilelim yani? Bak bizde bıyık var, Selahattin'de var, bende var, Yusuf'ta var. Onda var mıydı, yok muydu? Fakat robot resim çok güzel oldu ya. Bayağı böyle bildiğimiz robota benzedi ha. Çok güzel. Yok, bıyık koyma. Bozma şimdi sen hiç robotu. Koyma, koyarsak çirkin duracak ya onda. Hey, koyma Yusuf, ne yapalım? Gönül'ün babası neye benziyor ki acaba başkomiserim ya? Bıyıklı mı? Bilmiyorum. Acaba bıyığı var mıdır başkomiserim? Dur ya, çizsin ya şöyle. Ha. Şu gönül babasını söyle, çizsin ya. Ördek ne olacak? Ördeği bulacağız. Ha, ördek olur. Ördek. Çizme. Dur. Gönül babasını bıyığını sonra çizerim. Bıyığı değil, robotini sonra çizerim. Şimdi ördeğe bakalım. Hoş geldiniz Susmuş Bey. Tabii ki bul. Buyurun. Ay dayanamayacağım, soracağım. Ay Susmuş Bey, kusura bakmayın ama çatlarım merakımdan yani. Hani hiç konuşmuyorsunuz, sürekli mektup atıyorsunuz. Yani nereye gidiyor bu mektuplar? Sürekli Kavaklıdere, Ankara. Hani kimin bu posta kutusu? Yani kim var burada? Ya bana söyleyebilirsiniz, çekinmenize gerek yok. Ay Susmuş Bey. Ay yine söylemeden gitti. Ay kime gidiyor ya? Bu mektupların gittiği bu posta kutusu kimin? Ay bunu öğrenmem lazım benim. Ay ama çok gizemli, çok değişik bir adam ya. Bulacağım ben bu posta kutusu kim? Bulacağım. Sevgili dinleyenler, şimdi de sırada meçhul bestecinin bir bestesi var. Ay anne, çok merak ediyorum bu meçhul besteci kim? Kimse kim, sana ne? Ya baksana. Bence bu meçhul besteci bir kadına yazıyor bunları. Abre Celil, ne interesolisin bunlarla? Sana mı yazmış, sen misin o karı? Sana ne? Yok. Yok, ben değilim. Ama baksana,
Ne şanslı kadın. Ay ne güzel şeyler yazılıyor onun için değil mi anne? Yazılsa ne olacak, yazılmasa ne olacak? Bak, adam meçhul. Meçhul bak, meçhul. Yazsa ne olur, yazmasa. Sen budala söyle karının adını, yaz karının adını. Sonra kavuşursunuz, buluşursunuz. Şimdi nereden bilsin? Demek ki aralarında çok fena bir şey oldu. Kavuşamıyorlar. Kadın da evi terk etti, gitti. Ya. Vah. Ay. Süleyman bir şey sana. Olabilir. Ne de bilir, tabii. Niçin? Niçin bak? Böyle benzer beçi sana biraz o karı. Ha? Olabilir öyle. Bak sen böyle nice sen böyle pirinç içinde bırakmış bir taş. Bilir misin? Sonra adam demiş, ey gari ben o sandım. Giden ben olacağım meçhul yazar. İlahi anne. Anne, pilavdan taş çıkınca besteci mi olunuyor? Bilir misin nasıl olur? Şimdi akşama benim çocuğumun, canım evladımın, paşa yavrumun kırılsın bak bir dişi o taştan. O nasıl olmuş meçhul yazar, sen de olursun meçhul gelin. Bilir misin? Haydi gül şimdi. Eh be anne, nereden nereye bağladın? Baklarım ben. Ama sana diyeceğim bir şey bak. Var şarkılar yapmışlar sevgiliye. Yapmışlar karısına. Yapmış anasına. Yapmış nenesine. Yapmış kızına. Hiç sen duydun mu bir şarkı yapılsın geline? Aa. Yok, niçin yok? Niçin gelin? Gelin dil isla bir şey. Yaramaz gelin. Hiç öyle bir şey boş. Ben şimdi sana güzel kek getireyim. O ne tamam canım? Hah. Bakalım. Tamam da. Zeynepciğim, bak ben sana kek getirdim. Şimdi süt ısınıyor. Ondan sonra süt ısınsın. Güzel bir sıcacık da süt de getireceğim sana. Bakayım. Ay, Ahmet abinin fotoğrafına mı bakıyorsun sen? Ay, değil mi? Çok yakışıklı değil mi? Hı hı. Ha? Ben şimdi seninle evlenmiyorum. Hiç kimseyle evlenmiyorsun. İşte bunlar da evlenmiyorlar. Ne güzel dedi. Bunlar da hep evle bak. Nazlı evlenmiyor. Çağatay evlenmiyor. Ahmet evlenmiyor. Yani ben de onları anlatmaya çalışıyorum ama be çocuğum anlamıyorlar. Evet. Evet. Yani anlasınlar. Bence de anlasınlar. Ben onu nereden aldım orada? Tamam, tamam. Oraya koyarım ben. Ay vereyim bir tane bir de. Bir de derli toplu bir de. Bir de düzgün, bir de düzgün. Dur. Süte bakıyorum. Süt unuttum dur. Süt kaynıyor dur. Bekle. Luka teyze. Ne oldu? Çatalım düştü. Çatal. Dur getiriyorum ben sana çatal. Dur. Dur getiriyorum ben sana çatal. Zeynepciğim çok özür dilerim. Affedersin kuzucuğum. Tamam. Mutfağı şöyle bir siliyorum. Geliyorum yanına. Süt getireceğim sana. Açmış. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Ne oldu? Zeynepciğim ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bir tane? Elinden düştü. Ah kıyamam ben sana, korkma bir şey. Oh korkma, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, korkma. Korkma, bak ben bunu aldım. Ay süt taştı bu sefer de. Gaz açık kaldı be Zeynepciğim, dur. Dur, geliyorum, dur. Tamam, dur. Dur. Ay. Gaz doldu içeri vallahi. Ay buraların haline bak ya. Bezler neredeydi? Neredeydi bu banyoda? Gün gelecek. Beton ve çelik bu dünyanın en güçlü canavarları olacak. Bu mahalleyi, bu dükkanları, bu bakkalı ezip geçecek. Aslı abi sakın yanlış anlama.
Seni severim, büyüğümsün, sayarım da. Üstelik her fikrine de çok büyük kıymet veririm ama... Ya bu dediğin olmaz abi ya, nasıl yani ya? Gün gelecek. Mahallesiz yaşam olur mu ya Basri abi? Bakkalsız mahalle olur mu? İnsanoğlu rahatına düşkündür Ahmet. Hep daha büyüğü, daha konforlusu olsun ister. Büyük ev bulduğunda kendi küçük evine uğramaz. Her şeyin satıldığı daha büyük bakkal bulduğunda mahallesindeki bakkala uğramaz olur. Bu böyledir Ahmet. Büyükler her zaman kazanır. Küçükler kaybeder. Hadi hoşça kal. Babacığım. Baba hayırdır sen? Karakolda ne işin var? Neyse sorma, boş ver. Ya ne oldu? Tamam tamam, evde anlatırım oğlum ya. Hadi. Ben ne yapayım? Kalayım mı, gideyim mi? Anlamadım yani. Yardım lazım mı? Git ya, git. Tamam, git sen. Lazımsam kalayım baba. Ahmet. Efendim baba. Git ya. Tamam. Kolay gelsin. Geldim. Geldim bir tane. Ha sen güzel. Ye kekini güzel güzel. Şey taştı, süt taştı. Onları temizleyeyim. Geliyorum yanına, dur. Tam da çocuğun oldu. Zamana denk geldi bunlar, görüyor musun? Görüyor Selamünaleyküm. Oo, aleykümselam. Hoş geldin Mehmet ya. Ya efendim, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen haklıymışsın be abicim. İki gün evde oturdum, patladım, dayanamadım ya. Benim yerim burası artık belli. Benim yerim burası. Yok ya, git ya. Çok erken geldin ya. Çok erken geldin. Git dinlen ya. Aa, icat çıkarma. İcat çıkarma, git dinlen evinde hadi. Olur mu abicim? Dünya Kupası maçları var. Ben evde oturacağım, maç seyredeceğim. Sen burada duracaksın. Oğlum, haksızlık sana be abi. Ya boş ver Dünya Kupası'nı ya. Dünya Kupası 4 sene sonra bir daha var. 4 sene sonra seyrederim ben ya. Hadi, hadi sen evine, hadi evine ya. Hadi. Yok. Artık tamam. Ben kararımı verdim. Benim yerim burası. Ben bir yere gitmiyorum. Nasıl durumlar bakalım? Var mı eksik falan bir şeyler? Eksik? Yok yani. Tamam. Sayılır yani. Tamam. Ay nereye kayboldu ayım? Ay yani. Ay helal etme, çocuğunu kaybettim, görüyor musun? Tabii canım, en çok sakız, çikolata, şeker, meker onlar bitmiş. Abi de yemekteki yağ da lazım herhalde. Kabartma tozu falan. İyi vallahi, ne güzel ya. Ya Mehmet sen de yani hayret bir şey ya. Eve git dinlen dedik, hemen kalktın geldin. İcat çıkartıyorsun ha. Git evinde dinlen ya. Vallahi haklıymışsın ha. 2 gün bile bana fazla geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ama iyi ki sen varmışsın ya. Ben başka kime güvenebilirdim be abiciğim? Güven çok önemli ya. En önemlisi güven. İyi, harika. O zaman ben gideyim toptancıdan alayım geleyim şunları abicim. Sonra sen de gidersin. Çok teşekkür ediyorum. Paralar başka çekmecede galiba. Para çekmecede
O çekmecede değil ya. Başka çekmecede yok. Yani hangi çekmece var? Tabii canım, küçük çekmece var, büyük çekmece var. Alakası yok onlarla. Para şeyde ya. Abi ben biriktirip eve gönderiyorum parayı. O çok önemli. Eve gitmesi çok önemli. Orada evde birikiyor. Tabii. Vallahi çok iyi etmişsin. Çok akıllıca bir şey. İyi, ben çocuğu yollayayım, alsın hemen o zaman. Ya ben gider alırım evden ya. Samet olacak efendim. Mehmet, ne zahmeti ya? Zahmet olur mu? Şurada hemen yakında. Para evdeki çekmecenin içinde ya. Gideceğim oradan olacağım. Ne zahmet ya. Zaten bir sürü iş yaptın abicim. Bırak çocuğu yollarız. Niye gideceksin şimdi? Hiç gerek yok. Gerek yok. Ben giderim. Şimdi birazdan giderim. İyi, ben bakayım o zaman başka ne lazım ya. Çay mı? Ha, çay var. Sen ne cins adammışsın ya. Arkadaş bildik. Gizlimiz saklımız yok dedik. Söyle oğlum, varsa bilelim. Aramızda gizli saklı sır varsa bilelim. Ona göre davranalım. Ya. Bundan sonra görüşmeyelim. Ya tamam, yükselme ya, yükselme. Allah Allah. Tamam, söyleyeceğim, tamam. Tamam ya, lanet olsun. Vallahi söylüyorum ya, ben... Ahmet, Erdoğan. Çok ne? Şükür, çok şükür. Zeynep kayboldu Ahmet. Yani Zeynep kim? Zeynep yok, bu sarışın küçük. Uzun saçlı Şermin'in kızı. Evet. Kayboldu, eve bana bıraktıydı annesi 2 saatliğine. Evde yok, bulamıyorum çocuğum. Olur mu ya? Koskoca çocuk bu ya. Evde nasıl kaybolur ya? Hani bileyim ben, kayboldu işte. Yok yok, sen sakin ol, rukiye diyeceğim. Bir dakika. Biz şimdi arar buluruz. Bakalım etrafı önce. Sen şu sokağa git. Tamam. Ben Çınar altına bakıyorum. Tamam, burada buluşalım tekrar. Tamam, hadi. Apartman şeylerine falan bakın belki. Rukiye. Ay Feybiciğim. Ne yapıyorsun ya? Ay Feybiciğim, yandım ben. Zeynep kayboldu. İyi tamam ya, çocuk ya bulunuyor, bir şey değil de. Ben emekli ikramiyesini sana vermiştim ya. Orada şimdi ne kadar para kaldı, nereye koydun sen onu? Evet, ne bileyim ben, harcıyoruz onu 2 senedir. Feybiciğim, bir şey kalmadı ki zaten. İyi tamam, hadi şu kalanı getirsene bana, hadi. Feybiciğim, istiyorsan git al gardırobun üstünde, orada bir yerde. Ya tamam, ben çocuk tamam kaybolmuş ya, şimdi tamam paramı Allah, düşüreceğim Allah ben. Anneciğim, Zeynep geldi mi buraya? Hadi şeker meker almaya geliyor ya. Hangi? Bizim ufaklık sarı Zeynep mi? Ha işte o Zeynep. Yo, ne oldu ki? Annesi bana bıraktı çocuğa bakayım diye. Ay yok, evde bulamıyorum. Almış başına çıkmış gitmiş, ne yaptıysa. Ya yenge, kaçırıldı mı yoksa çocuk? Ay nasıl kaçırılacak canım evden? Allah Allah. Ya o kaçırılan, o kaçırılıcı bile var ya. Onu kaçıran adamın kafasını hır 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 yer. Vallahi adam ağrını geri yağ eder. Evet, kaçırılmış olabilir. Doğru değil. Doğru. Ya neyse anne, bir dur, bir sakin ol ya. Bir dur, bir dakika, bir dur. Nasıl sakin olayım be çocuğum? Ben de diyeceğim çocuğun annesine, babasına. Tamam, bir düşünelim. Bir sakin ol ya. Allah Allah. Hele bunun konuştuğu lafa bak. Hele bu oğlunun ettiği lafa bak. Dil sakin ol. Ya Çatatoy, nasıl sakin olsun? Bir kıtlilik çocuğu kaybetmiş. Anasına babasına ne diyecek bu kadın? Vallahi çok haklı vallahi. Ben de diyeceğim anasına babasına. Dur, dur. Şöyle bir otur, bir kolonya. Gel. Bir otur ya. Gel. Otur. Dur bir dakika, tamam. Tamam. Ay Çatay, bir şey olmaz değil mi? Yok. Yok, bulacağız şimdi. Tamam, tamam. İyi şey yapmayın. Nereye gidecek ki? Mahalledir o. Buralardadır. Hadi ya. Tamam. Bir şey olmaz değil mi? Dur, bir su vereyim sana, dur. Dur, bir saat kalmasın. Al, gel. Hiç merak etme. Olmazdır. Yok, şey yoktur ya. Yenge, sen endişelenme. Hep yaptı şive. O güzel güzel gelir. O tatlı çekti mi canım, hemen Çutata'ya gelir o. Mesut. Yok. Ya. Zeynep. Hani küçük kız çocuğu, sarışın. Gelmedin mi buraya? Geçmedin mi? Hasta mısın oğlum sen? Küçük kızın kahvede işi ne? He? Okey mi oynayacak, pişpirik mi atacak, tavla mı yoksa? Ya dalga mı geçiyorsun sen ya? Gördün mü görmedin mi onu soruyoruz biz sana. Kahveye mi geldi diye onu mu soruyorum ya? Görmedim oğlum, dövseydin bari be. Allah Allah. Döveceğim ama. Mustafa. Buyur Ahmet. Ya. Zeynep. Hani var ya bizim mahallede uzun, sarı saçlı, uzun. Ana, küçüğü diyor. Evet, pastaneye gel.
Geçti mi, gördün mü? Yok, geçmedi. O geçse mutlaka bir tane elma alıyorum derdi. Yok, almadı bugün elma. Ne oldu ya? Abi, bizim Zeynep, hani küçük sarı kız var ya... ya 4 yaşlarında, hani 4-5 yaşında, görmedin mi? Ya Ahmet kardeşim, bazen buradan geçiyorlardı ama... bu son zamanlarda tek başına hiç görmedim ben ya. Sinan, sen gördün mü oğlum? Sinan? Yok abi, görmedim. Ahmet. Abi. Bu polise haber vermekte. Hatta askeri devreye sokmak lazım. Bak, bak. Dikkat. Sayın Belediye Başkanımız emekli albay Şinasi Selvioğlu ve muhtarımız teşrif ettiler. Ne oluyor yine burada? Bu kargaşa nedir? Başkanım, küçük bir kız çocuğu kayboldu. Öyle mi? Evet. Ha. Ya Allah'ını severseniz merak etmeyin. Kaçırıldıysa zaten yakında ararlar. Niye ararlar? Çünkü fidye için kaçırılmıştır. Ondan ararlar. Fidye istenir, fidye için para bulunur, götürülür, verilir. Ondan sonra kız geri alınır. Ya bu kadar basit. Neye merak edin? Abi Allah aşkına nerede? Sen ne kadar çok film izliyorsun ya. Ne fidyesi ya Bekir abi, Allah aşkına ne fidyesi ya? Ya Çatatoy, sana bir şey diyeceğim. Bunun filmle ne alakası var he? Hiç düşündün mü? Ben zaten izlesem ne izlerim? Kovboy filmi izlerim. Zaten kovboy filminde de böyle şeyler olmuş. Öyle değil. Gelecek şimdi annesi, gelecek. Ben ne diyeceğim kadına? Ya iyi güzel abi kızım vallahi. Sancır beni. Beni geliyor. Hep buraya gelirdi. Ben ona böyle şekerler verirdim. Pasta verirdim. Bana böyle küçücük ağzına pıt pıt. Pıt pıt yerdi. Ay kuzum benim. Bir kere bana dedi ki, Sami amca dedi. Ben... Ya Sami ay, abi, Allah aşkına ölünün arkasından mı konuşuyorsun ya? Ay Allah ya? Ölmüş mü? Ay yok. Ay tövbe abi. Yok abi, yok yok. Ha. Yahu bir şey diyeceğim. Yahu fen içmeyin. Bir sakin olun. Bir... Peki fidye için kaçırılmadıysa? Ne dedin sen? Bir dakika dur. Ne yapmayın biz? Ne yapalım? Fen içmeyin. Panik etmeyin direm. Fen içmeyin. Panik olma. Fidye için, fidye için şimdi kaçırılmadıysa... E bazı niye kaçırdılar? Ya yok abi, Bekir abi, kaçırılma falan yok. Allah aşkına nereden çıktı bu kız? Sen görevini yapsana. Arasana şu kızı Allah aşkına. Evet. Ya bana bak Çatatoy. Sen devletin kolluk güçlerine ne biçim konuşsana? Ben görevim bülmür müyüm? Ayrıca ben mesai saat içinde değilim ki. Öyle değil mi? Beni sinirlendirme. Ama yenge, merak etme. Ben gideceğim, o dırloların elinden o kızı kurtaracağım. Ben kayıp insanlar nasıl bulunur? Çok iyi bilir, hep o kadar işte. Ay, kusura bakmayın siz. Kusura bakmayın siz. Allah aşkına ne olur. O zaman hadi vallahi, hadi. O zaman annesi gelmeden hadi, kurban. Hadi. Neyse, ben gideyim onu bulayım. Hadi ne olur, hadi. Allah'ım! Abi, daha hiçbir şey yok ortada. Kızlara hayır bak, yani yapma. Gidiniz mi? Ya anne, bilmiyoruz daha. Kız gelecek, gelecek. Bulacağız ya. Nereye gidecek? Küçücük bir mahalleyiz ya. Acık daha versin. Güzelmiş kolay. Ay, çıksın gelsin. Ama şu kadarcık ağzı ver. Öyle yapayım bak. Yani. Ay, kuzum benim ay. Hatta YouTube paylaşıyoruz. Demek öyle Ahmet. Efendim, affedersiniz Sayın Başkanım. Ha. Affınıza sığınarak bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah, söyle. Acaba hoparlörden anons mu etsek? Vallahi muhtar doğru söylüyor. Danyal. Buyurun efendim. Not al. Niye efendim? Bütün belediyenin hoparlörlerinden anonslar yapılsın. Bu küçük kızın eşkali belirlensin. Ve kaybolduğu saatte mutlaka bildirilsin. Çocuk bulunduğu takdirde de karakola getirilsin. Aldın mı notunu? Aldım efendim. Emredersiniz derhal. Tamam. Çok teşekkür ederim efendim. Çok çok iyi fikir. Çok sağ olun. Sağ olun. Ya merak etmeyin. Eski bir askeriz biz. Arama kurtarma işinin eğitimini aldık ya. Ben size ne dedim arkadaşlar? Ha? Koskoca asker anarşiyi halletmiş. Küçük bir kızımı bulamayacak. Yani şimdi hiç unutmuyorum arkadaşlar. 5 Parmak dağlarındayız. Sayın komutanım yaralandı. Biz ilk yardımın efendim gelmesini... Hasan, evet. Bunlara gerek yok. Emredersiniz. Zaten çocuk kaybolmuş, üzülüyorum. Üzüntümden oh bile diyemiyorum. Haklısınız komutan. Yürüyün. Haklısınız komutan. Gelin arkadaşlar.
Vallahi yandım ben. Vallahi benim beberdi yani. Mahvoldum. Anne. Anne bir sakin ol ya. Allah. Öyle deme. Anne de haklı. Güzel bir kızdı. Yiyecekti böyle o şey yapacaktı. Bir şey daha yapacak yok mu diyecekti işte. Geri dolup gidecek artık neyiz. Ben o diyecektim kocasına faslanır hep ben daha. Bak bu da işte bak gördüm o da üzüldü. Üzülüyor üstü hapsını üzülüyor. Arkadaşı o da onun da hapsını üzülüyor. Yapma yapma ya o kadar yap. Buketler at. Neydi? Buketler at. İşte o da olur. Tamam bu da olur. Bu kadar şey yapmıyor. Bir kadar küçük ağzı var. Bak bu kadar küçük ağzı var. Ucuk ucuk şeyleri sığdırmaya çalışıyor ya. Bu kadar. Bize de kek yedi o kadar. Kolonya. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bak şimdi. Ne işin var ya? Aa! O ne ya? Aa! Kek! Ya kek dur bir dakika 16. Şaşırmayayım ya 16. Sen ne işin var ya? Kek mi yiyorsun? Afiyet olsun ya. Ye ye. Bütün kekleri ye. Hepsini ye ya. Hepsini ye. Bak bırakırsan Rukiye ablan çok bozulur ha. Çok çok sinirler. Çok kızar. Hepsini ye. 16. O 16. 17. 18. Kızmıyor ama. 20. Kızmıyor mu? Dur 20 aklımda kal, aklımda tutam. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tamam bu 25'i böyle koyuyoruz. Aferin ye onu ye onu ya. Hop aferin sana oh. Güzel miymiş? Güzel yapmış bu Rukiye abla. Çok güzel yapar, çok güzel yapar. Ben de acayip yerim. Bunları... Hep onunla şaka yapıyoruz ya. Evet. Ondan sonra ben hiç mi yapıyor? Evet, çok güzel, çok güzel söyledin. Onu çok güzel söyledin. Ne dedin? Bir daha söyle bakayım. Anlamadım ben. Söyle bakayım. Bunu dersin mi yapıyor? Evet, 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 evet. Rukiye ablan yapıyor. Ben hastayım ya. Hasta mısın? Geçmiş olsun ya. Neyin var? Buram acıyor. Ne oldu? Bir yere mi vurdun? Hay Allah ya. Nerede o kapı? Göster bana. Dövün ben o kapıyı ya. Nerede? Unuttun kapının yerini unuttun. Nerede kapı? Yakında mı? Nerede? Unuttum. Hay Allah ya. Neyse bir ara düşün. Madar düğünde. Nerede? Ne burada. Evet orada çok orası. Biz annenin oraya gittik ya. Biri gelmişti kapıya. Kapıyı burama vurdu. Hay Allah ya. Burama. Vay ya bak densiz adam ya. Burama. Densiz adam. Burama. Oo, gel bakayım ya öpeyim ben orayı geçsin ya. Gel 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 öpeyim geçsin ya. Hadi, ha? Hadi bakalım. Oo geçti mi? Geçer şimdi 2 dakika sonra geçer. Şu kadar bir saçıyor da. Şu kadar mı? O bir şey değil ya. Bu kadar bir şey değil. Hiçbir şey değil bu kadar. Ne olacak? Ha orası. Bilmem yeri. O zaman gel bakayım ya. Ben demin yanlış yere öptüm ya. Yanlış yer. Orası çok yanlış yer. Evet. Tamam. Tamam abi. Şimdi geçer ya. Ben kendime oyuncak buldum ama... Nani 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 lala. Çok güzel ya. Demek o anahtar nani nani sesi çıkar diyor. Yok çok önemli. Hayır ben çıkarıyorum. Ha sen diyorsun ben anahtardan çıktı zannettim ya. Tani no nani nani. Ya sen bu besteyi sakla, seneye Eurovizyon'a katır ya Zeynep. Nasıl espri nasıl Zeynep, espri nasıl ya? Ama ben kapıyı açmaya gidiyorum. Ben bir yere gidiyorum da dışarı çıkacağım. Ha olmaz ya. Aa dışarı, dur ya. Dışarı, aa dışarı sakın açık ha. Sakın ha dışarı çıkma, evden dışarı çıkılmaz.
Kaybolursun dışarıda. Ben gidiyorum, sen de otur. Rukiye ablan gelecek şimdi. Tamam. Aa, otur da onu ye, onu ye ya. Bak Rukiye ablan çok bozulur ha. Onu yemezsen çok bozulur. Beğenmedim zanneden. Bugün de sizin ailede polisiye vakalar çok meşhur yani. Polisiye olaylar silsilesi yaşanıyor. Baban para çaldırmış. Annen çocuk kaybetmiş. Dur bakalım daha neler çıkacak. Babam para mı çaldırmış? Vallahi henüz emin değiliz. Kendi de almış olabilir. Nasıl yani? Selahattin, Selahattin Beyci. Allah aşkına ya, Allah aşkına. Yürü git sen Gönül'ün babasını vur. Gönül'ün babasını vur. Başka bir şey alanda ilgilenme Selahattin. Kalk. Gideyim mi başkomiserim? Kalk git. Peki. Yürü git. Amin. Baban geldi. Baban dedi ki... Bu herhalde... Komiserim, onu da çok merak ediyorum ama önce şu çocuğu bir bulsak ne olursunuz. Daha 5 yaşında değil. Devriye mi çıkaracağız, ne yapacağız? Biri kandırdı mı acaba? Bir yere mi götürdü çocuğu? Ya tamam anladım. Panik yapma ya, panik yapma. Bunlar her gün olan şeyler. Neyin paniğindesin sen Ahmet? Komiserim, yani her gün oluyor ama burada oluyor. Bizim evde ilk defa çocuk kayboluyor. Nasıl panik yapmam? İyi yap o zaman. Ne yapalım yani? Panik yap. Ne olur peki bunun prosedürleri ne yapmamız gerekiyor? Devriye mi çıkması gerekiyor? Ya bakarız, devriye çıkarız, devriye yollarız. Araştıracağız, bakacağız onu da. İşte çocuk kaybolmuş yani. Az iş değil bu. Tabii panik yapılabilecek iş ama yani sonuçta ne kadar hızlı konuşuyorum. Farkında mısın Ahmet? Darlanmışım çünkü. Panik yapma, tamam. Evet. Halledeceğiz onu. Sen iyisin. Çekil, iyi kızım. Karışık yollarda hüzünden mutluluktan dem alana yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuşuz geçmişin kanı.